Akraba evlilikleri ülkemizde oldukça yaygın. %20'ler civarında bir akraba evliliği oranı var. Doğu toplumlarında daha çok bu görülen bir özellik. Akraba evliliklerinde sorun şu, genler birbirine benzer akrabalarda. Dolayısıyla taşıdığımız genlerde bir kusur varsa, hastalık ortaya çıkmasına yol açacak bir kusur varsa, bu hastalığın ortaya çıkma ihtimalini biz artırmış oluyoruz. Yani birbirine benzeyen, bir hastalık için taşıyıcı olma durumu olan iki kişi evlenmiş oluyor ve sonuçta kendileri hasta değil, sadece taşıyıcı durumundayken ortaya çıkan yeni kombinasyonda bebek hasta olarak görülebilir. Akraba evliliği tek başına bir sorun değil gibi görünürken bu tür genetik geçişli hastalıkların, otozomal resesif dediğimiz genetik geçişli hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı için bir sorundur. Özellikle hani olmuş bir kere akraba evliliği meydana gelmiş, bu gibi durumlarda ailelerde genetik geçişli hastalıkların olup olmadığının sorgulanması gerekir.